davet ediyoruz. Hazır mısın? Ülkemizde yazılmaya başlanmaktadır. Bunun işareti alıyoruz. Kıymetli Belediye Başkanımız, hoş geldiniz, umut verdiniz, heyecan Yeniden Refah Partimizin yükselişi, adeta parlayan bir yıldız haline gelişi bugün artık bizim dışımızdaki kesimler tarafından da açık bir şekilde görülüyor ve tasdik ediliyor. Anket firmaları, yorumcular, gazeteciler, siyaset bilimciler, hatta rakip siyasi parti mensupları dahi tek bir gerçeğe işaret ediyor. Tek bir hususla mutabık kalıyorlar. O da şu: bu seçimlerde oyunu arttıracak tek parti Yeniden Refah Partisi olacaktır diyor. Meydanlar aynı şeyi söylüyor. Caddeler, sokaklar aynı şeyi söylüyor. Milletimiz hep bir ağızdan aynı şeyi söylüyor. Bu sefer Yeniden Refah diyor. Bu sefer Milli Görüş diyor elhamdülillah. Geçen 14 Mayıs'ta bizi diğerlerinin içerisinde gösteren anket firmaları, bize %1 bile oy vermeyen anketler bu seçimde Türkiye geneli oyumuzu %7, %8 gösterdiğine göre bu seçimde Allah'ın izniyle %20'nin üzerinde oy alacağız. %20'nin üzerinde. Bugün itibariyle 474 bin seviyesine geldi. 475 bine dayandı. 6 ayda 260 binden 474 bine. 6 ayda %85 büyüme demektir. Bugün yarın Milliyetçi Hareket Partisi'ni de geride bırakacağız. 480 bin üyesi var. Ve bir hafta 10 gün içerisinde İyi Parti'yi de geride bırakacağız. Onların da 500 bin üyesi var. Ve seçimlere 31 Mart'a Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük üçüncü siyasi partisi olarak 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz inşallah. Yeniden Refah'ın bu yükselişinin diğer önemli sebebi ekonomik sıkıntılar. Açlık, yoksulluk, fakirlik, enflasyon, borç, zam, vergi artışları. Bütün bunlardan bunalan millet yeniden refaha koşuyor. Bakınız, bugün açlık sınırı 20 bin liraya dayanır. Emekli maaşları 10 bin lira ve asgari ücret 17 bin lira. Açlık sınırının altında. Emekli maaşı açlık sınırının yarısı seviyesinde. Peki yoksulluk sınırı ne kadar? 53 bin lira olmuş. 53 bin. Türkiye'de 53 bin liranın üzerinde evine gelir giren kaç hane var? Bu hesaba göre Türkiye'de halkın %85'i yoksul, %45'i açlık sınırının altında. Öyle mi? Biz de Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki bu sene hükümet olarak faize vereceğiniz para ne kadar? Hükümetin borç faizi ödemez. 1.25 trilyon lira. Milyonlarca emeklinin maaşını 17 bin liraya çıkartmak için gereken para kadar hemen hemen. Bir senede hükümetin faize vereceği para. Biri 1.4 trilyon, öbürü 1.25 trilyon. Bak işte gördünüz mü? Bu faiz canavarından kurtulabilseydiniz, o zaman o emeklinin maaşını 17 bin liraya çıkartabilirdin. Sadece faize giden parayı kurtarsanız, milyonlarca emeklinin maaşını 17 bin liraya çıkarmaya yetecek meblağı elde edebilirsin. Arka taraftaki misafirlerimizi ön tarafa davet edelim. Hep beraber. Bu sorunların çözümü inşallah buradaki kadrolarla mümkün. Burada şu anda bizimle birlikte olan, el ele, kol kola, omuz omuza birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla birlikte genel başkanımızın biraz önce anlatmış olduğu hususların çözümleri yine bizlerde olacak inşallah. İnşallah
öncelikle 31 Mart günü belediyeleri kazanacağız. Ahlaklı belediyeleri tüm Türkiye'de hep birlikte yaşatacağız inşallah. Şu anda da İstanbul'da Mehmet Altunöz'ün oyunun %10 olduğunu söyleyen araştırma şirketleri var. Yani 31 Mart akşamı %30'la büyük şehri kazanacağız inşallah. Biz 85 milyonun seçmen sayısındaki tüm kardeşlerimizin oyuna talibiz. 85 milyonu kucaklayacağız. Kıskananlar var bize. Bizi çekemeyenler var. Onları da kucaklıyoruz. Onlar da bizim kardeşimiz. Tüm partilerde siyaset yapan kardeşlerimizi, burada ben siyaset yapamıyorum başkanım diyen tüm kardeşlerimizi yeniden Refah Partisi altına davet ediyorum. Gelin birlikte çalışalım. Yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi, yeni bir dünyayı Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey'in önderliğinde, liderliğinde hep beraber kuralım inşallah. İnşallah 1 Nisan sabahı İstanbul'da Saraçhane binasında Sayın İmamoğlu'na teşekkür edeceğiz. Nerede kalmıştık diyeceğiz. Hep beraber devir teslim töreni gerçekleştireceğiz inşallah. Erbakan!